Özellikle Sakarya aslında Türk sporunda özel bir şehir. Çünkü her zaman bir spor kültürü olan, farklı branşlarda sporcu üretmiş, sporu desteklemiş ve sahadaki insanın heyecanını yaşayan tribünlerle bunu yapmış bir şehir. Dolayısıyla buradaki idari heyecan, idari iştah, bu takımı Süper Lig'e çıkartmak, Avrupa kupalarına çıkartmak için bizim hepimizin saygı duyulması gerektiği ve bir antrenörün de, yani kendi adıma konuşayım, benim de amaçlarımın içine koyabileceğim, o yarışmadan mesleki zevk alabileceğim çok kaliteli bir oluşum. Bu sebepler benim için bu teklifi hayır denemez hale getirdi. Bizim kademeli amaçlarımız var. Öncelikle şu anda takımımızı alıp bir üst lige çıkarmamız lazım, Süper Lig'e çıkarmamız lazım. Bu takımın başka bir amacı hiçbir zaman düşünülmedi. Benim için de aksi kabul edilebilir bir şey değil. Lige çıktıktan sonrası için hayallerimiz var. Bu hayallerimizi gerçekleştirecek planlarımız var. Ben bundan önce çalıştığım kulüplerde çok uzun süreler çalıştım. Son iki kulübümde 10'ar sene, yani 20 seneyi iki kulüpte geçirdim. Buraya gelirken de bundan farklı bir düşüncem olmadı. Umarım uzun seneler bu değerli yönetimle bu güzel şekilde basketbol başarılarını beraber yaşarız. Hep beraber buna şahit oluruz. Yani geldiler bak hiç de bir değişiklik yapmadılar dedirtmemek adına buraya faydalı olmayacak birini organizasyonumuzun içine asla sokmayız. Evet, kadromuzda memnun olmayacağımız kısımlar, şu anda performansından memnun olmadığımız oyuncular vardır. Ben de geriye dönüp de izliyorum. Oyuncularla da konuşuyorum. Antrenmanda dinle kendimi görmeye başladım. Ama bütün kadroların handikapları vardır. Bugün en hangi ligde olursa olsun en pahalı takımların da handikapları vardır. Bu kadro kurma bir önceki Haziran, Temmuz değil, bir önceki Mayıs, Nisan'ın, yani bir sene öncesinin içindir. Yani biz önümüzdeki sene kadrosunu bu sene Mayıs'ta kurarız. Siz kimse bilmez ama biz kurarız o takımı. Öyle yapmadığınız zaman da, öyle bir takım mühendisliği yeteneğiniz yoksa da sıkıntı yaşarsınız. Bazıları az yaşar, bazıları çok yaşar. Bazıları işte tarzını değiştire değiştire doğru bulur. Biraz deneme yanılma yöntemiyle. Sözün özü, bakacağız. Fark yaratacak birini bulursak tabii ki o kredimiz var, yönetimimiz tarafından yardımcı olmayabilirsin. Ama olmazsak da elimizdeki oyuncudan en iyisini almaya çalışacağız. Bizim vazifemiz bu. Problemi söylemek değil, problemi çözmek değil. Bize playoff'ta bizim playoff'ta mücadele edeceğimiz takımlar, yani kim bunlar? Petkim. Kim? Acıbadem. Kim? Eskişehir. Bunların hiçbirine hepsiyle oynadık, galip gelemedik. Hatta Eskişehir'e iki kere yedik. Yani bizim rakiplerimiz bunlar. Bizim rakibimiz geçen salı günü yenildiğimiz gelişim değil. Dolayısıyla ciddi bir endişe oldu. Yani oyunun sonlarına doğru, maçların sonlarına doğru bir yönetememe zafiyeti gördük. Yani bir uyumsuzluk gördük. Ve bunun üzerine böyle bir değişiklik yapmayı uygun gördük. Bu tamamen yönetim kurulunun sorumluluğudur. Bu sorumluluğu hep birlikte benim menajerim Obrat Gübiç, Altisport, Türkiye'de yaşamıyor ve kendisinin Türkiye içinde yetkisi yok. Sadece Türkiye dışında beni temsil ediyor. Türkiye'de bir menajerim yok. Dolayısıyla da daha önce kurduğum takımlara bakarsanız belli bir şirkette yoğunlaşmış bir takım kadrosu yoktur. Eğer merak ettiğiniz gerçekten yoksa.